Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı iftar yemeğine 2000 kişi katıldı. Yeniden Refah Partisi Milli Görüş'ün lideri rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın oğlu Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan liderliğinde İstanbul Grand Cevahir Otel'de partilileriyle buluştu. 2000 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi selamlama konuşması yaparken teşkilat çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan mikrofonların başına geçerek partililerini selamladı ve gecenin feyzinden bahsetti. Gecede 29 Mayıs İstanbul'un fethini vurgulayan Erbakan konuşmasında cennet mekanı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin şu üç özelliğini örnek almamız gerekiyor dedi. İman ve şuur, kararlılık ve azim, şefkat ve merhamet. Erbakan konuşmalarına şöyle devam etti. 23 Kasım 2018 abdestimizi aldık, tazeledik, yeniden Refah Partimizi kurduk. Yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, adil bir dünya için kurduk. Erbakan iktidara ve muhalefete yüklenirken şunları kaydetti. Milletimiz iktidardan da muhalefetten de şikayetçi. Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla muhalefet yapan, çözüm öneremeyen bir muhalefet var. Rupert Murdoch medya grubu ve İngiliz basını destekli muhalefetten şikayetçiyiz. Muhalefetten sonra iktidara yüklenen Erbakan, işsizlik arttı, vergiler arttı, devlet millet borcumuz arttı, dolar euro arttı, enflasyon, icra, iflas, yoksulluk arttı dedi. Erbakan konuşmalarına şöyle devam etti. Vatandaşın elektrik, su, doğalgazları kapanır oldu. Tüpraş, telekom, demir, çelik, şeker ve kağıt fabrikaları satıldı. İHA SİHA yaptık diyorsunuz, 600 bin abonenin elektriği kesildi, 7658 fabrikanın elektriği kesildi diyen Erbakan sözlerine şöyle devam etti. Havaalanının, adliye sarayının, hastanelerin, başkanlık sarayının, başkanlık uçağının en büyüğü bizde. Ama ekonominin, asgari ücretin, emekli maaşın, istihdamın en küçüğü bizde. Paramız pul olmuş, dolar euro almış başını yürümüş. Sayın Ekonomi Bakanı açıklama yapıyor, cari açığımız sıfır diye. Evet, Sayın Bakan mezarlıklarda da enflasyon sıfırdır çünkü talep sıfırdır. Biz ne yapacağız? Katma değerli ürün üreteceğiz, yüksek teknoloji ürünü üreteceğiz, bunları milli kaynak paketleriyle gerçekleştireceğiz dedi.